Evet, merhaba değerli Olay.com.tr izleyenleri, bir programda daha karşınızdayız. Bugün şu dakika itibariyle tarımı konuşacağız. Nitekim hem pandemi süreci hem de doğal afetler gözleri Bursa tarımına çevirdi. Bursa tarımı bu olumsuz süreçlerden nasıl etkilendi? Enine boyuna konuşacağız. Kiminle? Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez'le. Sayın Dönmez, hoş geldiniz programımıza. Evet, az önce de ifade ettiğim gibi gerçekten sadece Bursa tarımı değil, Türkiye'deki tarım sektörü bu pandemi sürecinden daha sonrası Bursa'da doğal afetlerden olumsuz etkilendi. Öncelikle pandemiden başlayalım isterseniz. Malum sokağa çıkma kısıtlaması geldi. Gerçi bu çiftçiye yansımadı. Onlar bu yasaktan muaflardı ama daha sonra tabii Bursa bir ihracat kenti aynı zamanda. Bu mevsimde, hatta bu aylardan daha önce tarım ürünleri ya yurt dışına ya da turizmin yoğun olduğu Antalya, Alanya gibi yerlere tarım ürünleri giderdi. Genel olarak Bursa tarımı pandemi sürecinden, tüm bu söylediklerimi de yan yana koyarsak, nasıl etkilendi? Bundan başlayalım. Tabii bizi izleyenlere de hayırlı günler diyelim önce. Bütün tarımcılara da bereketli, bol kazançlar. İnşallah 2020 dünya genelinde de, ülkede de aslında kötü hep şeylerle başladı. İşte dünyayı tarzan bu pandemi süreci, arkadan doğal afetler, sadece bu tarım değil, her tarafta var ama kısaca biz pandemiyle alakalı tarım sıkıntısına dönersek, tabii ilk yasaklar başladığı zaman böyle ufak tefek aksamalar oldu bazı ilçelerde, bazı illerde gibi ama ikinci haftasında işte bizim hem zıraatlılarının hem genel merkezin hem tarım teşkilatlarının hepsinin bazı şikayetleri veya bilgilendirmeleriyle daha sonraki zamanlarda düzeldi. Çiftçinin tarlaya gitmesiyle alakalı veya işini görmesiyle alakalı çok fazla bir sıkıntı yaşamadık. Fakat orada ana sıkıntı şu, Bursa üzerine dönersek. Mesela sadece Gürsu'da hasat döneminde biliyorsunuz ağırlık işimiz meyve bizim. 3.000-3.500 civarında şehir dışından hasat tekleme gibi işler için. Hasat? Yani hem meyve hasatı. Evet. Hem tekleme dediğimiz, seyretme dediğimiz bu işler için çalışma, yani işçi geliyor diyelim. Mevsimlik tarım işçisi diye tabir ettiğimiz. 3.500 kişi sadece Gürsü'ye geliyor. Karacabey'e gelen var. Mesela Karacabey'e ilk zamanlarda orada sıkıntı biraz daha fazla oldu. Hatta Yenişehir'de. Çünkü sebze ekimleri, işte domates, fasulye gibi yıllık bitki ekimleri biliyorsunuz Mart ayı, Nisan ayında başlamaya, Nisan'da ağırlık olarak. Şimdi tam bu süreçte İçişleri Bakanlığı, Tarım Bakanlığı bazı genelgeleri çıkarsa da herkesin işi çok yoğundu belki. İlgilenilemedi, bazı şeylerde aksamalar yaşandı. İşte gelen işçiler de bize genelde Adana, Antep, işte Güneydoğu tarafından olduğu için bu bölgelere. Buradan şöyle bir uygulama yapıldı. Siz diyelim ki ilçe müdürlüğüne gidiyorsunuz. Şehir dışından geleceklerin listesini veriyorsunuz. Onlar sizin ettiğiniz hangi şehirse talep, oranın ilçe tarım müdürlüğüne veya il tarım müdürlüğüne bunları bildiriyorlar. Onlar da buraya yola çıkıyordu ama aksamalar oldu biraz ilk başta. Daha sonra tabii bu düzeldi. Fakat mevsimli tarım işçilerinde en büyük sıkıntımız şu anda kalma yerleri, barınma yerleri. Gürsu'da değil mi? Gürsu'da en büyük sorun şu anda bu. Nerede kalıyorlar? Ya şu anda yani baktığımız zaman biraz sıkıntılı bir süreç var. İşte dükkanlar kiralandı, boş evler kiralandı, mahalle aralarına belki girmeye başladılar. Bunlar biraz sıkıntı bu. Sağlıksız. Sağlık noktasında sıkıntı, kontrol noktasında sıkıntı. Çünkü biliyorsunuz pandemi sürecinde şu anda işte bir dışarıdan geldiği zaman da kontrol edilmesi gerekiyor. Evet. Bunlar devamlı kontrol edilmiyor. Gerçi Gürsu'ya gelen işçinin şöyle bir şeyi var. Bize küçük, yaşı tutmayan çok fazla işçi gelmez. Bizi direktman çünkü gelen işçi tarlada hani tüccar çalıştırma amacıyla getirir onu. Ama Karacabey ve Kenanpaşa gibi yerlerde bu valinin APAT tarafından da yaptığı çadır kentler var. Oralara iş bulmak için gelirler. Fakat Gürsu'ya biz çalışmak için, yani çalışmak için dedim, yaşı tutan belki yaşı 18 değil ama 17'dir. Hani var içerisinde, hiç yok desek yanlış olur ama çocuk yaşta dediğimiz daha küçük olanlar, 12-13 yaşında olanlar, İnanın 3.000 kişiden belki yemek yapmak için gelen 5-10 kişi annesi veya şey bayan, onun çocuğu vardır yanında, o da 10-15 kişiyi geçmez. Ya bunların
kalma sıkıntısı. Bunların şu anda kalma sıkıntısı var. Daha önce biz Gürsu'da bir Gürsu Hal bölgesi dediğimiz eski önceden yapılan orada bir dükkanlar vardı. Bir 4 yıl falan orada barındırdık bunları. Fakat şu anda orada başka bir yapı olacağı için, okul gibi bir ihtiyaç olduğu için orası yıkıldı. Şu anda bunların kalmalarıyla alakalı sıkıntılar yaşıyoruz. Sıkıntılar var. Yani vatandaş sıkıntılı, gelenler sıkıntılı, biz sıkıntılıyız, tüccar arkadaşlarımız sıkıntılı. Yani nasıl çözülecek, nasıl olacak bilmiyorum. Burada ben yetkililerden, valimizden, Ankara'daki bakanlık yetkililerinden de yani mutlaka Mera Vasfı'nda da olan bir iki yer var yakınlarda. Bursa merkezde işte Samanlı bölgesinde var. Daha önce bir kısmı bunun Sağlık Bakanlığı'na belki bahsedilmişti ama bir kısmı kenarda duruyor. Bir 60-70 dönüm yer. Oranın etrafı telergüyle falan çevrilerek, bir güvenlik koyularak bunların toplu bir yerde olması hem sağlık hem güvenlik her yönüyle avantajlı. Peki. Bu bir sorun şu anda. Evet. Bu sorunun çözülmesini istiyorsunuz. Bir de az önce ifade ettiğim gibi Bursa'daki meyve ve sebzelerin önemli bir bölümü ihracata gidiyordu. Özellikle az sonra konuşacağız. Deveci ve Santa Maria armutu, Bursa'nın meşhur armutu. Malum pandemi süreci birçok ülke birbirleriyle uçuş yasağı söz konusu. İhracat nasıl etkilendi? Bursa tarım üreticisi ihracattan nasıl etkilendi? İhracatın kesilmesiyle nasıl etkilendi? Ve mallar, ürünler ne durumda şu anda? Şimdi aslında pandemi sürecinin bir avantajı, yani kötü tarafı da var. Fakat bunu aslında biz Avrupa pazarında avantaj olarak çevirebiliriz. Yani avantaj olarak çevirebiliriz. Ülke menfaatine olur yani. Şimdi neden? Avrupa'da hem doğal afetlerle bir de pandemi süreciyle alakalı bu sene meyve yok denecek kadar az. Az. Bunu fırsata çevirebiliriz. Burada kargo taşımacılığını öne çıkarmamız lazım. Bursa gibi bir şehirde Yenişehir Havalimanı'ndan uçak kargolarıyla biraz burada bakanlığın veya Türk Hava Yolları'nın nakliye fiyatlarını biraz düşürerek, zarar etsin noktasında değil tabii burada, çok fazla şey yapmadan bunu günlük piyasaya, işte Almanya, Fransa, İtalya neyse uçak kargosuyla yaparsak ben bu pandemi sürecinde bunun artısı olacağını ülke anlamında düşünüyorum. Çünkü meyve yok. Mesela şu anda bölgede... Ya gıda sıkıntısı çekiyorlar Avrupa, evet, değil mi? Evet. Şu anda Rusya'ya ihracatımız biraz oluyordu mesela. 15-20 günden beri nektarin ve şeftali şu anda Rusya'ya felaket bir şekilde talep var. Fakat tırla gönderiyorsunuz bunu 6-7 gün. Hani bunu uçak kargosuyla göndersek 3 saat 5 saat sonra Moskova'da olacak. Bir de günlük piyasa etkilenmesi şey var. Şimdi her bunu tartışırız. İşte Almanya Messe Fuarına gittiğiniz zaman oradaki halcı arkadaşlarımızla görüşürüz zaman. Şimdi tırla karayoluyla gönderdiğiniz zaman belki ekonomik anlamda biraz ekonomik ama 6-7 gün sonra gidiyor. Şimdi siz yaz sebze meyvada bozulma riski var. Evet. Günlük fiyat analizleri var. Hani bugün bunları çözmemiz lazım. Bu sene uçak kargosuna bunu ekleyebilirsek ben ülkeye döviz girdisi anlamında şey olacağını, artısı bile olabilir. Peki şu anda ne oldu mal ürünler? Ya şöyle maalesef iç piyasada tüketildi mi? Şu anda hasatlar yeni başladı. Evet. Beklerimi şeftalide biz Bursa Ovası olarak bakarsak işte 10-15 günden beri bir hasat yapılıyor. Santa Maria Armudu bu ayın 20'sinden sonra başlar. Evet. Buradaki olay yine biz örgütlenemememizden dolayı veya birleşemediğimizden dolayı örgüt kelimesi bazen yanlış anlaşılabiliyor burada. Dalında maalesef bizim erken satışlarımız var çiftçinin. Yani 2 liraya 2,5 lira bandında yine dalında meyvesini sattı ama şu anda yani 5 lira, 4,5 lira, 6 liraya kadar nektarin ve şeftali var. Armut için 4,5 balantıları yapılmak için bir konuşmalar var. Ama kazanan yine tabii kazanacak. Bence. Yani çiftçinin ürünü hasat yeni başlamasına rağmen elinde kalacak gibi görünmüyor. Çiftçinin ürünlerinde kalmaz zaten tüccara satıldı. Yani Gürsu'ya bakarsan %90'ı satıldı dalından. Çift mal veya ürün tüccarın elinde. Bu fırsatı çiftçi yine kendi artısını olarak değerlendiremedi. Ben tabii ki tüccar arkadaşımız da para kazanacak. Yani ben onu zarar etsin noktasında değil. Fakat çiftçi 2 liraya mal edip 20 kuruş kazanırken
Evet. Parasını 6 ay sonra, 7 ay sonra ödeyen tüccar arkadaş 1,5 lira kazanırsa mantıksız oluyor burada. Bu da dediğimiz gibi özel eleştiri yapıyorsunuz. İşte orada da çiftçilerin örgütlenememesi kooperatiflenmesi, ve kooperatife girmemesi. Kooperatif adlı birleşmesi. Evet. Hani burada bakanlığın da bunu teşvik etmesi yani mutlaka gerekiyor. Evet, peki. Şimdi malum doğal afetler önce Keres çiftçisine dolu vurdu. Daha sonra da yoğun bir sel felaketiyle karşılaştık. Tarım nasıl etkilendi bu doğal afetlerden? Elinizde bir hasar kaydı, hasar tespit çalışması var mı? Şimdi hasar tespitleri yapılıyor şu anda hala. Çünkü hakikaten çok geniş bir alanda, yani Bursa'da diyebilirim ki Gürsu'nun haricindeki her yerde dolu var. Dolu var. Bölgesel anlamda tabii. Yani bütün şey değil. İşte ilk doluyu Keles'teymiş. Yaklaşık. Ben o da başkan arkadaşımızdan aldığım bilgi. O zaman için çünkü birbirimizle hemen haberleşiriz. 15 bin ton civarında bir kirazın zarar gördüğünü söylemişti. Ne kadar tahmini olarak sigorta kısmı var bunun tarifi? 15 bin ton kiraz heba oldu. Evet. Tarsim bunun ne kadarını şey yapıyor? Bir de şu var tabii. Tarsim'in ekspertiz yönteminde meyvada sıkıntı var bence. Dolu darbeli olmasına rağmen bu küçük darbe deyip zararı orada oranlama anlamında düşürüyor biraz ama dolu alan bir meyvanın pazara çıkma şansı yok. Çünkü 3 gün sonra çürüyor bu meyve. Burada. Fiyatlar tabii sigorta yaptığınız zamanki fiyatlarla piyasa fiyatları mesela sigorta kirazda bildiğim kadarıyla 5 lira bandı yapıldı. Ama kiraz toptan da ihracatta 10 lira 12 lira çıktı. Orada bir kayıp var. İnegöl tarafına gidiyorsunuz bazı bölgelerde dolu var. Yenişehir'e gidiyorsunuz dolu var. İznik ona keza, Orhan Gazi aynı. Ya sadece sel felaketi değil, birçok bölgede dolu da karşı karşıya. Şimdi meyvadaki selle alakalı, bu en son Dudaklı'da da 6 kişiyi kaybettiğimiz, onlar da Allah mekanını cennetlesin, inşallah bir daha yaşamayız diyelim. Olaydaki sel baskını meyvada çok fazla zarara yol açmadı. Çünkü 2 gün sonra zaten o su çekti kendisini. Sadece bazı sebze arazilerinde, işte ıspanak gibi, dereotu gibi ürünlerde son zamanlarıydı veya kabak, patlıcan gibi ürünlerde biraz araştı ama bizim bölgemizde çok fazla olan bir ürün değil bunlar. Yani meyve ağırlıklı ama Yenişehir ve Karacabey tarafındaki domateslerde aşırı yağışlardan dolayı külleme dediğimiz mantar hastalıklar meydana gelmeye başladı. Zaten basında da bunlar çıkıyor gördüğümüz zaman. Bu sene çoğu vatandaş sürüyor. Fasulyeler bozuldu. Bozulunca tabii fiyatlar, ürün kaliteli değil, fiyatlar düştü. Yani büyük bir zarar var orada. Şu anda alan geniş olduğu için hem ilçe müdürlükleri hem ziraat basındaki bizim danışman arkadaşlarımız, ziraat mühendisleri hasar tespitlerinde her kurum kendi nispetinde çıkıyor ama şu an belli değil hasar. Baktığımız zaman yani büyük bir hasar olduğu belli. Bugün 15 bin ton kirazı 5 liradan deseniz 7,5 milyon lira gibi sadece kereste zarar var. Sadece kereste evet. 7,5 milyon liralık dolu felaketiyle kirazdan zarar var. Kiraz üreticisinin zararı var. Mesela Osman Gazi'nin 5-6 köyünde var. Bir ön bilgi olarak aldığımız şeyde çiftçi arkadaşlarımızdan orada da doludan oluşan zarar herhalde 4-5 milyon lirayı bulduk. 4-5 milyon. Bunlar ciddi rakamlar. Tabii yani Bursa geneline baktığınız zaman belki de 50-60 milyon liralık bir belki de 100 milyonluk bir zarar var. Çiftçi çok olumsuz etkiler. Tabii. Ya çiftçi zaten para kazanmıyor. Para kazanmıyor. Yani maalesef burada çözemediğimiz olay bu. Hep bunu her yerde de getiriyoruz. Tarladaki fiyatla pazardaki fiyat tabii ki aynı olmaz. Yani bunun hasadı var, ambalajı var, nakliyesi var, soğutmaya veya depo maliyetleri var. Soğutmaya giriyor çünkü soğuk zincire giriyor. Ama bir orantısızlık var. Ama yani 30 kuruşluk geçen hafta benim köyümde salatalık da yapılıyor. Salatalık 30 kuruştu. Ya 30 kuruştan 2 liraya çıkmamalı. İşte marulu yani hayvanlara götürüp verin diyorlar arkadaşlar. Tarladaki marul satılmıyor. Pazara gidiyor. Para etmiyor daha doğrusu. Yani evet. Para etmiyor. Yani bedava istiyor diyelim. Ama bedava alan çift pazarcı esnaf arkadaşımız da herkese tenzih ederek söylüyorum bunu. Yani bazıları mutlaka değil ama ya bedava da alsa pazarda onu 1,5 lira 2 lira tanesini satmaya kalkıyor. Yani bu yanlış. O zaman ucuz satalım bunu. Tüketici bir tane yerine 2 tane alsın. Alamayan arkadaşımız alın. Çünkü bu pandemi sürecinde tüketicinin de cebinde para yok. Çalışamadı. İşte ufak esnafın hepsi kapandı. Yani kıraathanesi, berberi, aklınıza ne geliyorsa. Peki fiyatlar ne düzeyde? Az önce değindiniz ama ya genel olarak geçen seneye kıyasla
pandemi süreci tarım ürünlerine nasıl yansıdı? Meyve fiyatları çiftçiye azaldı mı, arttı mı? Meyveye çok, yani meyve fiyatlarında çiftçinin cebine giren çok değişmese de tüketici bu sene geçen senenin yaklaşık şu anda iki katına yakın yiyor. %100 bir artış yani var. Yani geçen sene bu dönemlerde şeftali toptanda 3 lira bandındayken şu an 6 lira. Şu anda 6 lira. Marketlerde 9 liraları 10 lira hizmetlerini gördüm. 4-4,5 liraya aldıkları şeftaliyi çiftçiden hal bildirim sistemine kaydettikten sonra bakıyorsunuz 9.99, 8.99 gibi fiyatlar var. Şu anda çiftçinin toptan teslim ettiği toptancıya 4-4,5 bandı kalitesine göre değişen bir şeftali ve nektarin fiyatı var. Nektarin biraz daha fiyatlar yaz mevsimi geldi artık yani. Ya, tabii şu anda biraz da azlık var. Yani yakında bollanacak biraz daha. Daha bu fiyat aşağı ama düşecek, ben çok aşağı düşeceğini yine düşünmüyorum bu sene. Daha pahalı yemeye devam edecek tüketici. Bu sene biraz öyle olacak. Öyle gözüküyor ama burada dediğim gibi, demin söylediğimiz gibi çiftçi mutlaka birleşip beraber hareket edip bunu kendisini de zarar etmeyecek noktaya, biraz para kazanacak noktaya getirmeli. Yani herkes para kazanmalı. Herkes para. Bu pazarcı da kazanmalı, tüccar da kazanmalı ama çiftçi de üretime devam etmesi için kazanmak zorunda. Peki, son olarak Deveci ve Santa Maria ile programımızı noktalayalım. Malum Gürsu'nun, Bursa'nın meşhur ürünü, Türkiye'deki üretimin önemli bir kısmını gerçekleştiren armutta bu sene durum ne? Şu anda Gürsu'da dediğim gibi doğal afet anlamında bir sıkıntı 15 yok. Gün önce selle alakalı çok kısa bir şey yaşadık. 1-2 günlük ama dolu yaşamadık. İnşallah bundan sonra da yaşamayız. Şimdi Gürsu armut noktasında hakikaten Türkiye'nin önemli bir yeri. 35 bin dönüm alanda toplu 25 bin dönümü Deveci ve Santa Maria'ya yaklaşık 100 bin ton bir armut üretimi var. Bunun 50 bin tonu Santa Maria, 50 bin tonu Deveci. Deveci'de coğrafi şerz aldık biliyorsunuz geçen yıl. Evet. Bir marka oluşturulmalı. Yine ama buradaki sıkıntı çiftçinin erken malını satması tüccara. Niye satıyor? Ya şimdi buna bir gelenek mi dersiniz? Ben işçiyle uğraşmam, bulamam, toplayamam, handikapı mı dersiniz? Yani parasını da almıyor. Parasını İnanın da. Geçen seneden bazı çiftçi arkadaşlarımızın hala alıcıya duruyor. Alıcı 2019 abi. Meyvasından duruyor. Yani böyle bir sıkıntı var. Bunu çözemiyorsunuz. Pazarlama ürün artışı var mı bu sene armutta? Geçen seneden bir %15-20 civarında bir rekolte fazlalığı var. Ama dediğim gibi peki. Avrupa ve Rusya pazarı bu sene bu ürünü çekecek. Gözüküyor şu anda. Gözüküyor. Evet. Yani durum öyle. Ne zaman hasat demiştiniz? Santa Maria Temmuz'un 20'sinden itibaren başlar. Deveci zaten 10. ayda başlıyor. Şu anda süreç hani o anlamda, kalite anlamında iyi gidiyor. Havaların biraz böyle 2-3 günden beri, bir haftadan beri ısınması buna bir artıdır. Hava serin giderse çünkü meyvada biraz irileşme dediğimiz olay gerçekleşmez. Onun için de mutlaka sıcaklık lazım. Böyle bir süreç yaşıyoruz. Yani armutta da çiftçinin elinde kalmayacak. Elinde kalmadı zaten. Yusuf Ovası'ndaki armutun %90'ı maalesef şu anda. Yani ben maalesef diyorum. Belki yanlış anlayacaklar. Tüccarlar aldı. Tüccar arkadaşlar ama tüccarlara geçti. Bu şekildeki ticaretle çiftçi üretmekten, yani ekonomik anlamda dayanıp üretemezse bu tüccarın aldığı armut kalmayacaklar. Onun için hani herkes kazanmalı. Tüccar da kazanmalı. Biz zincirin baklasıyız. Üretici de kazanmalı. Tüccar da kazanmalı. Evet. Ki beraber bu işe devam edelim. Sayın Dolmaz, çok teşekkür ederiz. Farklı konuda önemli mesajlar verdiniz. Bir dahaki programda sizi tekrar ağırlamak üzere. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, konuğumuz Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez'de bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.